Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Efendim Hafız Mevlid Han Celaleddin Şensoy hocamızın Tövbe suresiyle programımızı açtık. Necmettin Nur Saçan ile Rahmet Kapısı programımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdiniz efendim. Evet, bizlere nasıl ulaşıyorsunuz? Rahmet Kapısı sosyal medya hesaplarımızdan sorularınızı yönlendirebilirsiniz ve kıymetli hocam Necmettin Nur Saçan da programımıza yanıtlayacak. Evet, bugün kıymetli hocalarımızla özel bir konuyu işleyeceğiz hocamızla, ama öncesinde hocamıza hoş geldin diyelim. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim. Sağ olun. Ve programımıza bizleri ilahileriyle eşlik edecek olan yine Hafız Mevlid Han Hayrullah Sağır hocamız, siz de hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, bugün sevgili izleyenlerimiz İslam'da cömertliği konu enine boyuna işleyeceğiz, konu alacağız ve ilk sorumuzu kıymetli hocamıza yönlendirmek istiyorum. Hocam, İslam ahlakında cömertlik deyince biz ne anlamalıyız? Evet efendim, sevgili peygamberimiz, cömertlik cennette bir ağaçtır. Dalları dünyadadır. Ona tutunanı çeker cennete götürür. Cimrilik cehennemde bir ağaçtır. Dalları dünyadadır. Ona tutunanı çeker cehenneme götürür. Ve mâ lekum ellâ tünfikû fî sebîlillâh ve lillâhi mirâsus semâvâti vel ard. Ayet-i kerime. Ne oluyor? Kimin malını kimden esirgiyorsunuz? İnsanın aslı toprak. Toprağın karakteri de sıkı olmak, cimri olmak. O yüzden Rabbimiz buyuruyor: "Ve men yuqa şuhha nefsihi fe ulaike humul muflihun." Nefsini cimrilikten kurtaran kişi kurtuluşa ermiştir. Sevgili peygamberimizi anlatırken bakın, esen rüzgarlardan daha da cömertti. Yok dediği yok. La ilahe illallah. Hiçbir ilah yok, ancak Allah var. La ilahe illallah. Yok sözünü ancak orada kullandı. Yoksa hatta öyle oluyor ki bütün isteyenlere veriyor, bütün isteyenlere veriyor. Kalmıyor. Yeni gelip isteyenlere benim adıma siz filan yerden alın, ben ödeyim.
orada bulunan sahabe-i kiram, ya Resulallah, elinizde olursa verirsiniz. Elinizde olmazsa öyle borçlanarak vermekle de sanırım mükellef değilsiniz. Efendimiz bu sözden pek hoşnut olmuyor. Hazreti Bilal, ver ey Allah'ın Resulü, sen arşın hazinelerine dayanıyorsun. Efendimiz de öyle diyor, ben de bununla emrolundum. Bu kadar cömert. Vefatının takaddüm eden dakikalarda evde 7 dirhem para var. Ayşe annemize o parayı dağıt fakirlere diyor. Biraz vaziyeti iyileşince soruyor, ne oldu o para? Ya Resulallah, sizin hastalığınızla meşgul olduğumdan dolayı onu dağıtma fırsatı bulamadım. Ben Rabbimin huzuruna nasıl varırım? Derhal hadi o para dağıtılacak. Aman ya Rabbi, bu ne cömertlik, buna kadar cömertlik. Bir hanım sahabi, bakın, güzel bir hırka örmüş, getiriyor onu Efendimiz'e ikram ediyor. Efendimiz de giyiyor, çok da güzel yakışıyor, herkes memnun. Ama o sırada birisi diyor ki, ya Resulallah, o hırkayı bana ver. Efendimiz de paketliyor, ona veriyor. Orada bulunanlar diyorlar ki, ya yaptığını beğendin mi? Yani bu, bak, Peygamber Aleyhisselam'ı o hanım yapmış, getirdi. Çok da güzel oldu. Peygamber Aleyhisselam'ın da ihtiyacı vardı. Onun hayır demeyeceğini bile bile niye istedin arkadaş? Diyorlar. O da diyor ki, arkadaşlar, inanın ben gözümüzün önünde Peygamber Aleyhisselam giydi. Peygamber Aleyhisselam'ın vücuduna temas etti. Ben bu hırkayı giyeyim diye istemedim. Yani ben ölünce vücuduma giydirilsin de peygamber vücuduna temas eden bu hırka sebebiyle umulur ki Rabbim bana azap etmez, ona tamah ettim diyor. Onun düşüncesi de öyle. Bakın birisi geliyor, açlıktan perişan bir insan, annemize haber gönderiyor. Annemizin cevabı, sudan başka bir şey yok. Yani bir misafir var, getireyim mi akşam diye annemize haber gönderiyor. Annemizde durum bu, yani sudan başka bir şey yok. Bu sefer Efendimiz ashab-ı kirama, bu gece şu adamı konuk edip Allah'ın merhametine nail olmak isteyen yok mu diye sorunca, Sabit İbni Kays Hazretleri, ben götüreyim ya Resulallah. Aslında onun evinde de bir şey yok. O da hanımıyla bu durumu görüşüyor. Hanımı diyor ki, hazırladığım yemeği biz yersek misafir aç, misafir yersek biz açız. Yok, biz aç kalalım, ona razıyız da misafir bunu hissetmemeli. Misafir bunu hissederse içine sinmez. Çaresi, sofraya beraber oturalım. O günün aydınlatma vasıtasını bir kazaya getirip söndürelim onu. Ondan sonra da diyelim ki, kusura kalma, yeniden yakmaya imkanımız yok. Öyle karanlıkta yemeye mecburuz diyelim. Biz elimizi boşuna uzatıp çekelim. O da doluya uzatıp çeksin. Ve böylece misafirimizi memnun edek. Aynen bunu böyle uyguluyorlar. Ertesi gün sevgili Peygamberimiz Sabit İbni Kays'a, bu gece yaptığınızdan dolayı Allah memnun oldu buyuruyor. Ve onun üzerine şu ayet nazil oluyor. Bakın, o cennet yolcusu müminler ki, yuhibbune men hacere ileyhim, kendilerine hicret edenleri seviyor. Ya siz nereden başımıza çıktınız ey muhacirler? Bizim ekmeğimiz bize yetmiyordu ya. Bir de siz çıktınız başımıza. Yok, böyle demiyorlar. Onları seviyorlar. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا. Verdiklerinden dolayı içlerinde bir sıkıntı hissetmiyorlar. Hatta değil sıkıntı. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَسَاسًا. Kendi ihtiyaçlarına rağmen başkasının ihtiyacını kendisine tercih ediyorlar. وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَاُولَٰيكُمُ الْمُفْلِحُونَ.
nefsini cimrilikten kurtaran kişi kurtuluşa ermiştir. İsar diyoruz Aynur Hanım. İslam literatüründe başkasını kendine tercih. Sahabe bu terbiyeyle yetişmiş. Sahabenin birine bu fakirdir diye bir koyun başı ikram ediliyor. O diyor ki filan benden fakirdir. O ona ikram ediyor. Yok filan benden fakir. O da ona hulasa 6 kişiyi dolaştıktan sonra 7. kişi olarak o ilk kişiye yeniden geliyor. Sahabe-i kiramın peygamberden gördükleri, öğrendikleri cömertlik bu. Efendimizin evinde koyun kesiliyor. Annemize soruyor. Koyundan ne kadar kaldı? Ön kolu kaldı. Öbür tarafı dağıttık. Desen ne ki? Hepsi duruyor da sadece ön kolunu verdik. Sanki verilenler kalmış gibi. Allah Resulü'nün değerlendirmesi. Ma indekum yenfedu ve ma indallahi bak. Sizin elinizdeki tükenir. Allah'ın katındaki tükenmez. Evet. Mevlana diyor ki cömertlik şeye benziyor. Bir ağacı budamaya benziyor. Görünüşte ağacı küçültüyorsunuz. Ama gerçekte ömrünün uzamasına, bol ürün vermesine sebep oluyor. Asmayı budayınca küçültürsünüz. Ama asmanın güçlenmesine, bol ürün vermesine, dal budak salmasına sebep olmuş olursunuz. Yani faniyi verip bakiyi almaktır. Ucuzu verip pahalıyı almaktır. Ölümlüyü verip ölümsüzü almaktır. Bir gül verip gül bahçesi almaktır. Bir inci verip inci dolusu deniz almaktır. Her sabah iki melek şöyle dua ediyor. Birisi diyor ki Allahümme ate münfikan halefen. Ya Rabbi senin yolunda verene yenisini ver diyor. Öteki de diyor ki Allahümme ate mümsiken telefen. Sımsıkı tutanınkine de telef et ya Rabbi. Veysel Karani'ye vermez bir tavuk, Sansar Karani'ye verir 10 tavuk. Evet. İttakuş şuhha, cimrilikten sakının. Sizden öncekiler arasında, insanlar arasında kan dökülmesine, can yakılmasına cimrilik sebep oldu. Bakın su bir yerde devamlı durursa ne olur? Yosunlaşır, kokar. Yani içilmez, kullanılmaz hale gelir. Ama bir yerden geliyor, bir yere gidiyor. Pırıl pırıl, şırıl şırıl. O bir yerden geliş, bir yere gidiş onun güzelliğine güzellik katıyor. Ama bir yerde devamlı durursa bozuluyor, yosunlaşıyor. O yüzden cimrilikten sakının. Sizden öncekiler arasında kan dökülmesine, can yakılmasına cimrilik sebep olmuştur. İmanla cimrilik bir gönülde birleşmez. İmza Allah elçisi. La yedhulul cennete habbun ve la bakhilun ve la bennanun. Bozguncu, cimri, yaptığı iyiliği başa kakan kişi cennete girmez. İmza Allah elçisi. Evet hocam, hemen sormak istiyorum. Cömertliği dillere destan olmuş. Hatemi İtai'nin kızı Safani'yi Peygamber Efendimiz niçin serbest bıraktı hocam? Ne güzel sordunuz efendim. Hatemi Tai diye bir adam vardı. Bu Bostan, Gülistan diye Şark İslam klasiklerinden. Burada bunun hikayesi anlatılır. Hatta Osmanlılar zamanında da Rüşdiye okullarında okuma parçası olarak bu konu okutulurmuş. Hatemi Tai hakikaten cömertliği dillere destan bir adam. Yemen hükümdarı kiralık bir katil gönderiyor. Git diyor ya, şu Hatemi Tai denilen adamı öldür gel ya. Yani ben ne kadar para dağıtıyorum, ne iyilikler yapıyorum, kimse benim cömertliğimden bahsetmiyor. Herkes bu Hatemi Tai'den bahsediyor ya. Yani bu Hatemi Tai öldürülmedikçe bana
şöhret yok. Bana meşhur olmak yok. Git bu adamı öldür gel. O güzel yüzlü bir adam o Yemen kralının gönderdiği kişiyi misafir ediyor. Sabahleyin ama telaşlı bu katil. Ne oluyor diyor bu ev sahibi. Bu telaş ne? Kardeşim bir görevim var. Benim hükümdarım bana bir görev verdi. Öğrenebilir miyim? Ben de yardımcı olayım. Ya buralarda Hatem-i Tâi diye cömertliği meşhur bir adam varmış. Benim hükümdarım da cömert. Bu adamın cömertliği benim hükümdarımın şöhretine gölge düşürüyor. Bu adamı öldüreceğim. Bunun için geldim. O zahmet çekme diyor. Aradığın kişi benim. Öldür beni diyor. Aa, kolları yanına düşüyor. Böyle diyen adama ne denilir? Dönüyor gidiyor tabii. Varıyor hükümdar diyor. Vaziyetinden bu işi başaramadığın anlaşılıyor. Efendim o adam öyle cömert ki onun cömertliği benim kollarımı kırdı diyor. Cömertliğin en sonu insanın canını vermesi. Ben meğer o adamın evine misafir olmuşum. Ben bu Hatem-i Tâi'yi öldüreceğim deyince zahmet çekme. Hadi öldür beni. O benim işte. Dedi ben bu adama ne yapalım diyor. Sen para veriyorsun, pul veriyorsun. Adam canını ver, teklif ediyor. Yani onunla baş edemezsin sen. Aynı Hazreti Ali'nin Peygamber Efendimiz'in değil mi Ebu Bekir'le olan sevdana gidişinde yatağına geçişi gibi değil tabii. mi? O da canını vermekle tabii. yani. O tabii. Orada da Hazreti Ali Efendimiz'in hayatında başka menkıbeler de vardır. Mesela ve yut'imun et-taama ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. Yani bir gün oruç tutmuşlar. İftar edecekler. Hazreti Fatıma ile birlikte bir fakir yetim geliyor. İftarlıklarını ona veriyorlar. Ertesi gün bir esir geliyor. İftarlıklarını ona veriyorlar. Üçüncü gün bir yoksul geliyor. Ona veriyorlar. İnnemâ nud'imukum li vecihillah. Sizi Allah için doyuruyoruz. Ne bir teşekkür, ne bir ödül beklemiyoruz diyorlar. İnnemâ nud'imukum li vecihillah. La nuridu minkum cezâen ve lâ şükûrâ. Bu ne cömertlik. Bir gün bakın Hazreti Ali Efendimizin niçin Peygamberimiz çok seviyor. Bunu ortaya koymak istiyor. Ali, birisi sana kötülük etse sen ne yaparsın? İyilik ederim. Aynı adam tekrar kötülük etse ne yaparsın? Yine iyilik ederim. Aynı adam tekrar kötülük etse ne yaparsın? Yine iyilik ederim. Anladınız mı? Ali'yi niçin sevdiğimin sebebini anladınız mı? Bir ayeti kerime var. O cennet yolcusu müminler ki açık verirler, gizli verirler, gece verirler, gündüz verirler. La havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Onlara korku yok, keder yok. Hazreti Ali de böyle bir dirhem gece, bir dirhem gündüz, bir dirhem açık, bir dirhem gizli veriyor. Niçin öyle yapıyorsun Ali? Bu ayetteki Allah'ın vaadine ermek için. O senin içindir Ali. O senin içindir. Efendimiz de öyle. Bunlar ne kadar cömert insanlar. Aynur Hanım, hele cömertliğin şu noktasını bir arz edeyim. Müsaadenizle. Buyurun hocam. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz mihrapta namaz kıldırırken bir hain tarafından bıçaklandı. O günün imkanları seferber olduysa da tedavi imkanı yok. İçtiği süt bağırsaklarından dışarı çıkıyor. Oğlu Abdullah'ı çağırıyor. Oğlum Abdullah, müminlerin annesine git, benden selam söyle. Emirul müminin deme. Yani müminlerin lideri, emiri deme. O bitti artık o. Hattab oğlu Ömer selam ediyor. Dünyadan şehit olarak ayrılmak üzere sevgili Peygamberimizle Hazreti Ebu Bekir'in ayak ucunda bir mezar yeri var. Oranın sahibi de Ayşe annemiz. Acaba orayı bana verir mi oğlum? Abdullah gidiyor, endişeyle Hazreti Ömer haber bekliyor. Abdullah göründü mü? Abdullah'tan haber var mı? Abdullah geliyor. Arkama yastık koyun diyor. Ne haber oğlum?
baba izin verdi deyince gözyaşlarını tutamıyor. Ya Rabbi, dünyada sevgili Resulüne sahabi ettin, halife ettin, ebediyet yolculuğunda ayak ucundan bir mezar yeri nasip ettin bana. Sana hamd ederim ya Rab diyor ve sonra devam ediyor. Oğlum Abdullah, ben ölünce naaşımı mezarın başına getir, derhal defnetme oğlum. Hazreti Ayşe'nin müsaadesini bir kere daha sor. Eğer müsaadesi devam ediyorsa beni oraya defnet, vazgeçmişse beni Bakî mezarlığına götür. Aynen böyle yapıyor. Hazreti Ayşe müsaadesinde devam ediyor. Bakın, Peygamber Efendimizin vücudunun temas ettiği toprak Kabe'den üstün, arştan üstün, kainatın odak noktası. Hemen Efendimizin ayak ucunda Hazreti Ebubekir, biri eşi, biri babası. Yani o parayla, pulla alınıp satılacak bir şey mi? Oranın sahibi de Hazreti Ayşe, ne Ömer, ne o, kimseyi tercih etmem, ora kendim için diyebilir. Ama cömertliği görüyor musunuz? Hazreti Ayşe annemizin şu anda kabri belli mi? Bakî mezarlığında belli belirsiz. Yani o şerefi Hazreti Ömer'e layık görüyor. Hazreti Ömer'i kendisine tercih ediyor. Bu ne büyüklük ya Rabbi. Muazzam evet. Hocam. Evet. Hocam devam edeceğiz ama dilerseniz kıymetli Hafız Mevlid Han hocalarımızdan, hem Celaleddin Şensoy hem de Hayrullah evet. Sağır hocamızdan bir ilahi dinliyoruz efendim. Memnuniyetle efendim. Buyurun. Medine'ye varamadım gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Aşık oldum güllerine, Muhammed'in gül yüzüne doyamadım, doyamadım, doyamadım. Açtı yüreğime yâre, bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım. Bab-ı selamından beytine girsem, Hacerul Esved'e yüzüm gözüm sürsem, Ab-ı Zemzem'den kana kana içsem diyerek, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven
nimete leke vel mülkü la şerike lek. Arafat dağında vakfeye dursam, tevbenin nur ile günahlarımı yaksam, beka denizinden çağlayıp aksam, diyerek lebbeyk, lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Tek şefaat dilenecek ol Muhammed Mustafa'dır. Gidilecek yol, yol Muhammed Mustafa'dır. Mekke'de temeli atan direnişi başlatan bütün alemi kuşatan kol, kol Muhammed Mustafa'dır. Senin aşkınla yansın bu tenim, nurunla dolsun bedenim, gece gündüz hep dileğim sensin ya Resulallah. Ravzana diktiğim gözümü, eşiğine sürebilsem yüzümü, mahşer günü, mahşer günü o gül yüzünü görebilsem ya Resulallah. Medet ya tabip ve habib el kulub. Allah razı olsun. Allah nefeslerinize kuvvet versin kıymetli hocalarımız. Allah razı olsun efendim. Evet hocam, cömertlik diyorduk, ahlaklı ya. Efendimizin, Allah elçisinin cömertliği ve menkıbeleri anlattınız. Allah elçisinin yine hayatındaki cömertlik kareleri, tabloları nelerdir hocam? Efendim, sevgili peygamberimizin naklettiği melekler ile Rabbimiz arasındaki şu konuşmaya bakın. Ya Rabbi, dağlardan daha kavi ne yarattın? Demiri yarattın. Demirden daha kavi ne yarattın? Ateşi. Ateşten daha güçlü su. Sudan daha güçlü rüzgar. Rüzgardan daha güçlü sağ elinin verdiği sadakadan sol elinin haberi olmazsa günahları silip süpürmesi bakımından bu daha güçlüdür. Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazretleri Arafat'ta hastalanıyor. Diyor ki ya Resulallah, bir tane kızım var, çok da servetim var. Servetimin tamamını vasiyet edeyim mi? Hayır, hayır. Efendimiz izin vermiyor. Yarısını edeyim mi? Hayır, yarısı da fazla. Üçte birini edeyim mi? Varislerini fakir bırakmandan varlıklı bırakman daha iyidir. Üçte biri de çok ama
üçte birinden edebilirsin diyor Efendimiz. Ama yeri gelince tamamını verme. Tebük seferinde bakın Hazreti Ebu Bekir ne var ne yok hepsini getirmiş. Ebu Bekir eve ne bıraktın? Allah ve Resulünü bıraktım. Ya Aynur Hanım biliyor musunuz bak hanım seyircilerimiz de var. Hazreti Bilal'in önüne Efendimiz önlük takıyor. Hanım topluluğunun arasına giriyorlar. Tebük seferi için siz ne katkıda bulunursunuz diye bileziklerini veriyorlar. Hanımın biri küpeyi öyle çekiyor ki kulağı kanıyor, kanlı küpeyi veriyor. Evet, yani cömertlik peygamberimizden bu terbiyeyi almış insanlar. Evet. Bunu yapıyorlar. Hocam cömertlik diyoruz ama bir de tabii cimrilik var. Ben sormak istiyorum bu noktada. Gerçekten cimrilik bir hastalık mı hocam? Biz cimrilikten nasıl kurtulabiliriz? Ya da nasıl davranabiliriz cimri olan insanlara? Doğrudur. Yani demek yapımızda sıkı olma vardır. Onun ilacı da vermeye alışmadır. İnanın bir arkadaşımdan şunu dinledim. Yetiştirme yurduna diyor yardım topluyoruz. Vardık bir esnaftan bir arkadaşın dükkanına, iş yerine. Dedi ki diyor arkadaş şu gavur elim var ya kasanın anahtarına bir türlü eli varmıyor. Kasa orada duruyor ne olur aç da al dedi diyor. Ben de açtım aldım diyor ya. Ya işte cimrilik bu. Adam para da var. Ama vermiyor. Eşşeytan yu'idukumul fakir ve emirukum bil fahşâ. Şeytan fakirlikle sizi korkutur. Şeytan verme tükenir diye. Ve la yahsebennellezîne yebhalûne bimâ âtâhumullâhu min fadli. Allah'ın lütfuyla verdiği şeyde cimrilik edenlerin bu cimrilik edişlerini sakın hayırlarına sanma. Bel huve şerrun lekum. Onlar için şerdir. Seyudavvekûne mâ behulû bihi yevmel kıyâmeh. Ve boğazlarına geçirilecektir o. Çok sevdiğin mal işte hadi denilecektir. Velillahi mirasus semavati vel ard. Yerlerin göklerin hazinelerinin sahibi Allah iken kimin malını kimden esirgiyorsunuz? Evet kimin malını kimden esirgiyorsunuz? Hocam deniliyor ki veren el alan elden her zaman üstündür. Çok iyi hatırladınız. Yani veren el alan elden daha hayırlıdır. Hı hı. O yüzden hep infaka, vermeye alışmak. Verince ve ma enfektum min şeyin fehuve yuhlifu. Allah yolunda ne verirseniz Allah yerine yenisini verir. Ayet-i kerime ya. Ayet-i kerime. Yani şu hatıramı anlatayım Aynur Hanım. Yaşlı birisi bir iş yerini bir hayra veriyor. Ben de tapuyu alacağım. Tapu memuru ile birlikte vardık. Gelin hanım da böyle çay getirip götürüyor ama benim içime sinsin istiyorum. Acaba bu gelin hanım ya bu hoca nereden başımıza çıktı yani? Bu olmasaydı bu iş yeri de bize kalacaktı filan. Bu gelin hanım böyle mi düşünüyor acaba? Rahat edeyim diye acamca yaptığın bu hayra oğulların razı mı? Razı. Gelinlerin razı mı? Razı. Torunların razı mı? Razı. Benim bu sorularımdan yaşlı adam sıkıldı. Müftü efendi ne çok sual soruyorsun dedi yahu. Bak dedi bu olay Kayseri'de cereyan ediyor. Buradan dedi İstanbul'daki bir yakınımızı ziyarete gidiyor olsak eli boş gitmeyiz değil mi? Bir uygun hediye ile gideriz. Müftü efendi, Allah bana çok şeyler verdi. Ben onu evlatlarıma verdim. Bunu da Rabbimin yolunda kullanmak istiyorum. Ben ona yolcuyum. Elimde hediye götürmek istiyorum. Şu söze bakın ya. Şu söze bakın. Elimde bunu Allah'a hediye götürmek istiyorum. Onun verdiğini onun yolunda kullanmak istiyorum. Evet. Bunları düşünmek gerekiyor. Hocam seyirci sorularımızla devam edelim müsaadeniz olursa. Evet. Soru var mı sorumuz? Buyurun. Hocam
Ben bir şey sormak istiyorum. Evet efendim. Ben çok uzun seneler, 50 seneye yakındır yurt dışındayım. Ramazan'da oruç tutuyorum. Gayrimüslim birisi bana yemek getirdiği zaman, onu yediğim zaman helal mı, haram mı? Yiyeyim mi, yemeyeyim mi? Tereddütlüyüm yani. Bunu sormak istiyorum. Yemeğe yenilir. Yeter çok ki, teşekkür ederim. Yeter ki şey olmuş olmasın, biliyor musun? Ondan hediye alırız, ona hediye veririz. Yani beşeri münasebetlerimiz böyle uygun olur. Siz yemeğin temiz olduğunu, haram olmadığını siz farkındasınız. Yani. Tabii canım. Tamam öyle ama olunca. Ama gayrimüslim mesela Hristiyan. Öyle olunca bu güzel beşeri münasebetler iyi olur. Yani. Çok teşekkür evet, ederim. Evet var mı? Sağ olun. Hemen mikrofonu uzatalım. Buyurun sorun. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Elhamdülillah Müslümanım hocam. Türkiye'de yaşıyorum. Bizde faiz haram derler. Müslüman olmayan bir ülkeye gitsem, param faizde olsa haram olur mu? Hanım kardeşim, yani faiz bizim ülkemizde de haram, bizim ülkemizin dışındaki ülkelerde de haram. Nerede olursak olalım bu haramdan sakınalım. Helal yolu geniştir, harama ihtiyaç yoktur. Evet. Hocam evet, bu arada hemen ben de sormak istiyorum. Hep cömertlik dedik ya konumuzun evet. üzerinde. İnsanlar verdikçe malının azalacağını günümüzde düşünür hale geldiler. Ne yazık ki birçok sebepten dolayı, birçok imkan ve koşullardan dolayı. Bu düşünceyi nasıl kırabiliriz hocam? Bizi izleyen milyonlar var, bizi izleyen vatandaşlarımız var. Bu soruyla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Efendim gelin bakın, almak mı zevkli, vermek mi zevkli? Hayır sahiplerine bakın, yani bir hayır eseri yapsın, inanın ikinciyi düşünmeye başlıyor. Öyle zevk alıyor ki ondan, öyle mutluluk duyuyor ki ondan. O yüzden vermeye alışmalı. Yani vermeye alışalım, ondan sonra biraz önce siz o hadisi okudunuz. Veren el, alan elden hayırlıdır. Mevlana diyor, bir lamba olup bir oda aydınlatacağına güneş ol da odaları aydınlat diyor. Ayeti kerime Kulillahümme malikel mülke tü'til mülke men teşâ ve tenzi'ul mülke mümmen teşâ. De ki ey peygamberim, ya Rab sen mülkün sahibisin, dilediğinden alırsın, dilediğine verirsin, dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin, dilediğin başına tac verirsin, dilediğin başına taş verirsin. Biyedikel hayır, hayır senin elinde. İlahi, malikul mülküm diyorsun, doğru amenna. Hakiki bir tasarruf var mıdır kul için asla? Alan sensin, veren sensin. Senin hükmündedir dünya. Akşamdan sonra A evinde istirahata çekilmiş. Bir fakir de kapıyı çalıyor. A diyor, buyur arkadaş. Allah için bir yardım. Ya sen ne anlayışsız adamsın. Her şeyin bir usulü olur, erkanı olur, kuralı olur ya. Yani gündüz gelirsin, durumun müsait olursa yardım ederim. Şu akşamdan sonra gelip de rahatsız etmenin alemi mi var? Fakir elini açıyor. Kurban olduğum Allah. Senin işine benim aklım yetmiyor. Bu beyefendi istemenin, dilenmenin usulünü, kuralını ne güzel biliyor. Bu görevi ona vermedin. Kural kaide bilmeyen bana verdin. Ya ne demek istiyor? Rolleri değiştir ya Rabbi. Onun yerine beni, benim yerime onu. O da anlıyor. Gel aslanım, gel herkes yerinde dursun. Hadi yardım edeyim de git diyor. Ya. Evet. Hocam o kadar güzel ifade ettiniz, anlattınız. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Programımızın sonuna geldik. Ve hem ekran başında bulundukları yerlerde bizi izleyen sevgili izleyenlerimiz için hem de burada bulunan konuklarımız için bir dua istiyoruz sizden hocam. Peki efendim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inni e'ûzü bike minel hemmi vel hazen ve e'ûzü bike minel aczi vel kesel ve e'ûzü bike minel cübnü vel buhul ve e'ûzü bike min galebetit deyni ve kahri rical. Ya Rabbi kederden, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan,
borç altında kalmaktan, insanların zulmüne uğramaktan sana sığınırız. Ya Erhamer Rahimin, Ya Vedud, Ya Zel Arşil Mecid. Ya Rab, sen Vedud'sun, sevginin kaynağısın. Gönüllerimizi sevgiyle doldur. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir ya Rab. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rab, biz nefsimize zulmettik. Sen affetmezsen, sen lütfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz ya Rab. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yunin ve cealna lil müttekine imama. Ya Erhamer Rahimin, hanelerimize huzur, gönüllerimize şurur lütfeyle. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene. Ya Rab, dünyada eşimizle, çocuklarımızla güler yüzlü, tatlı dilli, mutlu bir yaşayış, ebedi hayatta, sonsuz cennetlerinde analarımız, babalarımız, eş ve çocuklarımızla yine beraber eyle ya Rab. Toprağın üstünde aziz ettin, toprağın altında zelil etme. Toprağın üstünde kazananlardan ettin, toprağın altında kaybedenlerden etme. Ya Erhamer Rahimin, gönlümüzü, ruhumuzu sevginle doldur. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Rabbena gfir lena ve li ihvanine allazine sebequna bil iman. Ya Rab, bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla. Müminlere karşı gönüllerimizde kim bırakma. Sen esirgeyen, bağışlayan Mevlasın. Ya Erhamer Rahimin, devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Şehidimizin kanından rengini alan bayrağımızın rengini soldurma. Gönderlerimizden indirme. Ehli İslam'ı birlikte dirlikte daim eyle. İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşını sen dindir. Müslüman namusu çiğnenmesin. Ehli İslam'ı aziz ve mansur, düşmanlarını zelil ve makhur eyle ya Rab. Rabbena gfir lena ve li ihvanellezine sebequna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu. Rabbena inneke raufur rahim. Rabbena inneke raufur rahim. Ya Rab, sen raufsun, rahimsin. Sen vehhabsın, tevvapsın. Kulun isteği çoğaldıkça lütfu çoğalan Mevlasın. Kul tevbekar olunca onun tevbesini kabul eden Mevlasın. Allahümme inneke afüvvün tuhibbul affe fafu anna. Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle ya Rab. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El Fatiha. Necmettin Hocam, ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Sağ olun. Sohbetinizden eksik etmediniz bugün de bizi. Kıymetli hocalarımız, evet, Hafız Mevlüt Han Hocamız, Celalettin Şensoy ve Hayrullah Sağır Hocam, sizler de çok teşekkür ederiz, sizlere de. Sağ olun. Efendim, geldik bir Necmettin Nur Saçan ile Rahmet Kapısı'nın daha sonuna. Bir başka programda buluşmak ümidiyle. Önce kendinize, sonra sevdiklerinize, yakınlarınıza ve ailelerinize iyi bakın. Hoşça, dostça, muhabbetle ve Allah'ın emirlerine bağlı kalarak yaşayın. Hoşça kalın.